yanımda olamasan da sesini duyamasam da sen benden gitmiş olsan da seviyorum hala seviyorum özlüyorum seni bitiremedim bendeki seni seni senin paramparça olduk be. Paramparça olduk. Parça parça olduk. Tertemiz adamdı. Pırlanta gibiydi. Becerebildin mi kardeş dedi en son. Bir tek şeyi beceremedi. Kötü olmayı beceremedi. Kötü olmayı beceremedi. Eğer becerebilseydi zaten bugün hayatta olurdu benim abim. Kötüler hep hayatta. Bu hayatı kötüler yaşıyor. İyiler gidiyor. İyiler gidiyor. Gitti. Gitme sevgilim. Sana söz veriyorum. Onun adını, kalbini, güzel ruhunu en güzel şekilde yaşatacağız. Hiç merak etme. Devin. Sevgili. Bana güzel bir şey söyle. Bebeğimiz. Biz. Bak kardeş, bunları yeğenime anlatacaksın, tamam mı? Vallahi kendi başını kendin kaşıyacaksın. Siz daha birçok şeyler paylaşacaksınız kardeşim. Duyuyor musun beni? Senin amcan dünyanın en kral insanıydı. Çakı gibi bir adamdı. Tertemiz kalbi olan bir insandı. Kraldı, kral. Senin amcan kraldı. Senin amcan kraldı. Senin amcan kraldı. Kral adamdı. Aslan, bebek var ya içeride, anne yeter, çok acı çekiyorum diye bağırıyor. Azer böbrek gibi titremeye başladı, ha, söyleyeyim. O su ne için Asuman? Ya Azrail bıçağını yıkasın da gitsin diye, şu ölüm var ya, hanemizden bir ırak olsun artık. Anam tembihlediydi. Halan varmış mı Adana'ya? Ha, varmış, varmış. Sabah anam konuştu. Niye apar topar gitti ki öyle? Yani cenazeden sonra hemen, ne acelesi varmış? Ya onun bir tane ablası vardı, çok sevdiği Şükriye abla. En zor günlerinde hep anamın yanında olmuş. Neyse kadın hiç bırakmamış yani elini. Bir anda onun hastalık haberi gelince anam da durur mu dedi ki, benim elimi bırakmayanın elini ben mi bırakacağım? Git. Neyse hazır Adana'dayken Cihan Bey için de böyle bir hayır hasenat falan yapacak. Helvasını yiyen olmadı, adamın dua eden olsun bari ya. Abim basına çıkmasını istedi ya, ondan kimse gelmedi. Yoksa gelirlerdi. Sana televizyon bangır bangır bağırsa ne olacak Allah aşkına? Cihan Bey'in sizden gayrı bir tanıdığı bir yakını mı kaldı? Abla aldım ben bunu. Ben bir Hülya Hanım'a bakayım. Nereye aklım gitti, nereden gidiyorum ay?
Hülya'nam, çorba kaynattım size. Yemeyeceğim memiş. Kaç gündür ağzınıza lokma koymadınız Hülya'nam. Cihan Bey'in oyuncağı mı bu? Bir parçası eksik bunun. Arayayım mı ben de bavulda izniniz olursa? Hı? Bulamazsın. Kayboldu. Bu yapboz hep eksik kaldı. Hülya Hanım. Nenemin bir lafı vardır. Analar için evlatları ölmez. Başka bir diyarda yaşamaya devam ederler. Bunu bilir mi? Hadi ya seviyor burası. Gelenimiz gidenimiz olur, çıkalım yukarıya. Kim gelecek ki? Elif'in kimsesi yoktu ki. Gelecek kimsesi yok ki. Adam tek tabanlı doğdu. Tek tabanlı gitti. Abi. Efendim kızım. Birileri geldi. Kim geldi kızım? Buyurun. Merhaba Aslan abi. Başım sağ olsun. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Basında haber çıkmadığı için yeni duyduk biz de abimizi kaybettiğimizi. Sağ olun. Ben şeyi merak ettim kardeşim, beni bağışlayın. Kimsiniz siz? Neden geldiniz? Biz Cihan abinin elinden tuttuğu gençleriz. Başsağlığı dilemek için geldik. Yağmur ya, geçin, geçin içeriye, geçin, geçin. Gel kardeşim, içeri geçin. Siz nereden tanıyorsunuz benim abimi? Hepimiz farklı yerden ama hep aynı sebepten. Cihan abi hepimizin elinden tutmuştur bir ara illaki. Ben sokaktaydım. Aldı kebapçısında çalıştırdı. Sayesinde elim ekmek tuttu. Sokaktan kurtuldum. Beni de okuttu güzel abim. Veterinerim şimdi ben. Kimimizi okuttu, kimimizi doyurdu. Hepimizin hayatını değiştirdi ez cümle. Peki sen nereden tanıyorsun oğlum? Ben teyzeciğim
Alkoliktim. Kimim kimsem de yoktu. Kaza yaptım bir gün. Çalıntı arabayla. Çalıntı arabayla. Peki mevzunun bizim biradere nasıl bağlanıyor buraya? Arabayla. Onun arabasını çalmış bulunmuşum da. Ha, eyvallah. Ya onun arabasını çalınca arabasındaki içkileri de içmiş bulundum. Sağ ol sen. Öyle olunca da arabayı çarpmış bulundum. Araba pert oldu tabii. Polis beni aldı götürdü. Cihan abi geldi karakola. Ama şikayetçi de olmadı. Aldı beni polislerin evine. Dedim herhalde kendi dövecek. Biraz hak etmişsin ama. Sonra attı beni arabaya. Bir yere götürüyor. Ama konuşmuyor da. İyice tırstım tabii. Sonra baktım şehrin dışına çıktık. Öyle olunca dedim tamam dövmeyecek, öldürecek beni belli. Ya, çok yanlışım var. Hem de çok yanlışım. Bir baktım bir araba mezarlığındayız. Etrafta böyle yamuk yumuk arabalar var falan. Tuttu beni ensemden. Tek tek bütün arabaları dolaştırdı. Dedi ki, bak koçum, ben yamuldum, sen de yamulursun. Böyle devam edersen dedi, bu arabalar gibi yamuk yumuk olursun. Perte çıkarsın dedi. Sonra beni o araba mezarlığında işe soktu. Ben dayak beklerken hayatım değişti be. Ha bu arkadaşların çoğu da şimdi orada yanımda. Orayı biz işletiyoruz şimdi. Benim ismim bile Cihan abimden yadigardır. Pert Mehmet. Kardeşim, Allah razı olsun kalktınız geldiniz buraya. Eksik olmayın. Eyvallah. Siz artık bize Cihan abimden bize emanetsiniz tamam mı? Başınız neye sıkışırsa her zaman bir telefon kadar sizin uzağınızdayım. Bunu bilin olur mu? Sen de şunu bil abi. Biz bu savaşta senin siperindeyiz. Neye ihtiyacın olursa yanındayız. Bir ıslan yeter bize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dayıcığım bir mevzu vardı konuşmamız lazım.